Sevgili dostlarım merhabalar. Asit baz dengesinin ikinci e, videosuna videosunda beraberiz. Burada çocuklar e, ota diye yeni bir konumuz var. Kuvvet asit ve bazıların pH, pOH ölçümleri, HVO, H ve OH yön değişim değerleri e, kavramlarımız var. Bir de arkadaşlarım asit baz konusunun cetvele bağlayan kısımlar. Yani soldan sağa, sağdan sola asitik özelliği nasıl artar, nasıl değişir, Asidik sabitin bir küçüdür mü? İşte amfiter metaller nedir şeklinde. Mukayese örneklerimiz var. Burada sayısal bir gerek çok fazla yok açıkçası. Şimdi ilk konu başlığımız arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Suyun oto iyonizasyonu konusu. Şimdi arkadaşlar bu aslında bir ispat niteliği taşıyor. Normalde bizler ne biliyoruz mesela? Yağmur suyu veya çeşme suyu elektriği iletebiliyorken arkadaşlar yağmur suyu asidik bir su olduğunu, çeşme suyunda iyonize bir su olduğunu kabul ediyorum. Saf suyun elektriği iletmediğini kabul ediyorum ama Mikro boyutta da olsa arkadaşlar saf suda ne yapar? Denge halinde iyonlarına oluştuğu için elektriği tabii ki iletir diyebiliriz. Ama iç tabii burada yüksek geldiği için onu aşamadığım için herhangi bir iletkenlik söz konusu olmayabiliyor. Şunu anlatıyorum arkadaşlar ben. Su moleküler olmasına rağmen denge halindeyken tamam mı? Nispeten de olsa ortama iyon bırakır diyebiliriz. Bir önceki dersimizde suyun amfotel olması konusunda çok fazla konuştuk. Suyun amfotelik özelliği hakkını çok fazla konuştuk. O yüzden çıkış noktamız da şu olacak burada. Diyeceğiz ki H2O sıvısı artı H2O sıvısı denge halinde H3O artı artı OH eksi iyonları ile denge halinde diyebiliriz. Ben bu konuyu arkadaşlar çok da fazla uzatmak istemiyorum aslında. Konuyu biraz daha sığ düşünürsem. H2O sıvısı arkadaşlar denge halinde H2O, H artı iyonu artı arkadaşlar OH iyonları şeklinde olduğunu söyleyebiliyorum. Tersten bakıldığı zaman arkadaşlar bu bir nötrleşme olayı. Tersten egzotermik olan bir olay arkadaşlar ileriden bakıldığı zaman endotermik olabiliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Suyun otoiyonizasyon konusu arkadaşlar yani iyonların yıkım konusu endotermik bir olaydır tamam mı bu arkadaşlar endotermik bir olaydır vurgusu yapılabilir. Peki bunun hep beraber denge sabitini koyalım şimdi. Ne dengesi bu? Bu suyun dengesi. O zaman burada K su veya K hidroliz gibi kelimeler geçebilir arkadaşlar tamam mı? Nedir burada? Ürün bölü giren muhabbeti var girenler sıvı fazla olduğu için arkadaşlar burada K hidrolize H iyonlarıyla tamam mı arkadaşlarım o haş iyonların çarpımı kadardır diye biliyoruz. Pekala. Arkadaşlar biz bu değerin tamam mı? Biz bu değerin arkadaşlar standart şartlarda standart şartlarda Nedir standart şartlar? Bir atmosfere karşı 25 derece olduğu şartlardır arkadaşlar. Bu şartlarda arkadaşlar iyonların tamam mı? Çarpımlarının arkadaşlar 10 üzeri eksi 14 olduğunu kabul ederiz. İyonların derişim değerlerinin çarpımlarının 10 üzeri eksi 14 olduğunu kabul ederiz. Arkadaşlar bu ifade oldukça önemlidir. Çünkü bu ben size hangi konuyu anlatsam anlatayım arkadaşlar. Bu konu hep önem arz edecektir. Çünkü soruların devamiyeti buradan yapılacaktır. Peki. Soren Sorensen diye arkadaşlar bir e, bilim adamımız var. Bu bilim adamı ne yapmış? Şimdi bizim çıkarttığımız arkadaşlar e, ifadenin taraf tarafı ekstogaritmasını almış. Aldığı zaman arkadaşlar bizim gündelik hayatta karşımıza sıkça çıkan 0-14 veri aralığını kapsayan pH veya pOH ölçeklendirmesini bize sunmuş. Bunlar arkadaşlar bize... E, asitin veya bazların tamam mı? İşte kuvvetliklerini veren terimler e, diye bildiğimiz şeyler. Peki ben de taraf tarafa arkadaşlar şimdi x logaritma ifadelerini aldığımda çarpan şeklinde o zaman ne oldu? x logaritma h artı artı x logaritma o oh, h eksi iyonları x logaritma arkadaşlar 10 üzeri eksi 14 ifadesini almış oldum. Arkadaşlar kimyamızda x logaritma h artı derişiminin faktörü p faktörü yani pH'i olmuş oluyor. X logaritma OH arkadaşlar bizim OH faktörümüz olmuş oluyor. Burada P faktör kimliğini arkadaşlar nitelendirebiliyor. İşte power of hidrojen. Hidrojenin gücü. Hidrojenin seviyesi anlamına gelebiliyor. Bu ise arkadaşlar X14 başa geçeceği için, 10 tabanında o kabul edeceği için x, x artı yapacağı için arkadaşlar 14 olmuş oluyor. Aslında bizim bu sayımız arkadaşlar bizim bu sayımız K su olduğu için arkadaşlar bu sayımızda K suyun P faktörü haline gelmiş oluyor. İki şey arkadaşlar unutmayacağız burada lütfen rica ediyoruz. İki şeyi lütfen unutmayalım. Bunların birincisi arkadaşlarım PH ile POH'ın toplamının her zaman 14 olduğu İkincisi arkadaşlar aslında bizim ispat noktamız. Yani iyon derişimlerinin arkadaşlar tamam mı? İyon derişimlerinin 10 üzeri eksi 14 olduğunu lütfen unutmayalım. Tamam mı? İki şeyi mutlaka aklımızın bir kenarına yazalım. Bunlar asit kuvvetli olsun arkadaşlar zayıf olsun. Tamam mı? Her zaman ee, dirsek temasına bulunacağım. Temel formüller. Tampon için, titreyi için. Tamam mı? Geçerli. Temel formüller. Peki bunlarla ilgili arkadaşlar şimdi grafik çalışmaları ortaya çıkarsa tamam mı? Grafik çalışmalarımızı ortaya çıkarsa. Örneğin ben sizlere bir pH cetveli çizmiş olayım. Nedir bizim pH cetvelimiz arkadaşlar? Soruda absürt bir şey yoksa 0-7-14 arasını kapsayan bir cetvel ifademiz var bizim. Biz burada çocuklar 7 noktası için nötr ortam nötrdür şeklinde konuşuyorken arkadaşlar pH görselinde 0 yaklaşıyorsam o, orta, o ortam çocuklar asidik özelliği 10 çocuklar yaklaşıyorsam o ortamda bazik özelliği anlatıyor ifadesinde bulunmuştum. Peki. Ben arkadaşlar aynı görseli bu seferine p o görseli şeklini çizersen. Tamam mı? Bakın aynı konuyu arkadaşlar p -O ağzından anlatmaya kalkar isem. O zaman ne olacak? Mantık aynı mantık aslında. Yerine yazın yani. p 0 yazdığınız zaman toplumun 14 olması için p -O 14 olması lazım. Yani aynı mantıkla dizinleri 0-7-14 şeklinde buraya yazarsam arkadaşlar yine ötürlük noktasında bana tasvir ediyorken bu sefer çocuklar, POH kavramı p tamamlayıcı kavramı olduğu için bu seferini pOH'ta 14'te kendim bulmam ortamı asit kılabiliyorken tamam mı? Sıfıra yaklaşmak beni çocuklar bas kılabiliyor. İspat edebiliriz isterseniz burada. Bir nokta burada e, ifadesinde bulunur. Örneğin pH'ı 3 olan tamam mı? Mide suyu asidinin seyreltilmiş hali diye konuşalım. Örneğin pH 3 olan çocuklar bir madde pH'ı kaçı gösterecek burada tamam mı? 11'i göstermiş olacak tamam mı? 11'i göstermiş olacak. Başka bir şey sıkabiliriz arkadaşlar. Yani bu biraz oyun gibi aslında. Örneğin benim çocuklar pH'ında 9 denen görsel tamam çocuklar pOH'da 5 şeklinde olmak zorundadır. Çünkü toplamların her zaman arkadaşlar 14 olduğunu tamam mı? i̇yon çarpımlarının ise arkadaşlar 10 üzeri eksi 14 olduğunu vurgulayan bir ifadem var diyebilirim. Peki bu ilk bir ilk kavramımız arkadaşlar. Bir de bunlarla ilgili e, çalışmalarımız var. Şöyle konuşalım onları da. Bunların birincisi arkadaşlarım. Bunların birincisi. Peki. Şöyle konuşuyorum. Şöyle konuşuyorum dedim. Hidrojen iyonuyla arkadaşlar tamam mı? OH iyonlarının madem her noktasında sana şart için konuşuyorum. Çarpımları eşse arkadaşlar. Biri büyürken biri küçülüyorsa arkadaşlarım. O zaman bunlar sıfıra değmeyecek. Fakat arkadaşlar birbirlerinin ters orantı olacak şekilde bir pozisyon yakalamış olacaklar. Eğer ben bunu next x nasıl alırsam arkadaşlar bu sefer ne çocuklar benim pH ve pOH kavramım tamam mı? Ne yapacak eğim anlamında? Biraz daha sabitlenmiş olacak. Peki. Değer kalalım burada arkadaşlarım. Örneğin hidrojen iyonları derişim kaç olsun burada? Oldukça büyük bir sayı isteyeyim burada. 10 üzeri eksi 2 moderatör olmuş olsun. O zaman o oh, haşımın değeri kaç olmalı arkadaşlar burada? 10 üzeri eksi 12 moderatör olmak zorunda. Çünkü çarpımdan 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyorum. Olayları kesinlikle çocuklar standart şartlarda tamam mı işliyorum. Peki arkadaşlarım buyursunlar. Devam ettim o zaman. Örneğin burası 10 üzeri eksi 7 moderatör arkadaşlar. Bu zaman burasının 10 üzeri eksi 7 olduğunu düşünebilirim. Peki çocuklar son bir örnek daha verelim sayılarımızı oldukça küçültelim. 10 üzeri eksi 13 modalitesi arkadaşlar. Burasının da 10 üzeri eksi 1 modalite olduğunu tanımlayabilirim. Baktığımız zaman arkadaşlar grafikte birçok çalışma yapabiliriz aslında. Grafik bize birçok şey anlatabiliyor burada. Mesela bu noktam benim ne noktam arkadaşlar? Eş değer noktam değil mi arkadaşlar? Tam nötr. Nötr noktam diyebilirim. Ben buraya eş değer değil mi arkadaşlar? Nokta diyebiliyorum aslında. Çünkü H iyonları ile OH iyonları birbirine çocuklar eşdeğer burada. Fakat grafikte çocuklar yukarı doğru gitmeye başlarsam bu seferin ortamın tamam mı asidik olduğunu anlayabiliyorum. Asidik ortam için pH 7'den küçük olması Efendim işte ortamın tadının ekşi olması, işte tarih etmesi, aktif metal etiketmesi gibi çocuklar tamam mı? Burada TYT kavramlarının ee, kelimeleri bir anda ortaya çıkıveriyor. Peki arkadaşlar grafikte sağa doğru devam edersen bu seferine bazik e, ortam olduğu için çocuklar bazıla ilgili özellikler ortaya çıkıyor. İşte amfetamine reaksiyon verebiliyor olması, temizlik malzemesi amaçlı kullanılması vesaire vesaire arkadaşlar. Bir anda işler seyir olarak değişebiliyor burada. Peki devam ettim. Yani eksi log'dan çocuklar kaynaklanan faktör yüzünden örnek vere, vere gidelim burada. O zaman pH ile pH'in nasıl iyonların çarpanları eksi 14'ü verirse arkadaşlar e, P faktörlerin toplamı da bana klasik 14 sayısını verecektir. Beraber burada sallayabiliriz arkadaşlar. Örneğin pH 12 olan birisi için pOH 2 çıkacaktır arkadaşlar. Mesela pH 7 çıktığı zaman çocuklar pOH da 7 çıkacaktır. Tamam mı? Konuşalım arkadaşlar. Devam ettim. Başka bir şey için konuşuyorum. Mesela pH arkadaşlar tamam mı? pH atıyorum 3 olduğu zaman arkadaşlar pOH burada 11 olacaktır. Yine yorum yapalım isterseniz beraber. Tam 7 noktası için ne konuşabilirim ben? Bu benim nötr, noktam, eş değer, noktam gibi kavramlar verilebiliyorken arkadaşlar yukarı çıktığında lütfen dikkat edelim. İyon, pH, eş kavram değildir. Tamam mı? Bir tanımdır. E, birbirlerine akraba gibi bağlıdırlar arkadaşlar ama aynı şey vermeyecek. Çünkü 7'nin üstüne çıkmak arkadaşlar bu seferine bu ortamı ne kılıyor bizim için? Bazik ortam kılabiliyor. Tamam mı? Lütfen dikkat edelim. Bu seferin ağzından çıkacaklar çocuklar. Bazın özelliklerini burada anlatacaktır bize. Peki. Aşağı indiğimde çocuklar bu seferine asidik kimlik ön plana çıkacaktır. Burada da asidin dedikodusunu yapmak icap edecektir. Problem var mı burada? Peki evet arkadaşlar. Lütfen görseli tekrar edin. Adım adım tekrar tekrar dinleyin. Sırf bu sayfa hadi 10 dakika bile vakit aldı. Çünkü birçok şeyin burada temel merkezi pozisyonunda kalmış oldu aslında. Peki arkadaşlar şimdi devam ettik. Küçük çocuklar bir örnekle bakalım tamam mı? Küçük bir örnekle bakalım arkadaşlar. Örneklerimizi yapacağız biz burada. pH 2 olan arkadaşlar bir çözelti için tamam mı? Çözelti için dersek. Birkaç soru sormuş oldum size. Ben asidik bir ortam mıyım arkadaşlar tamam mı? Bazik bir ortam mıyım? İkincisi POH değerim arkadaşlar tamam mı? Kaçtır? Üçüncüsü arkadaşlarım tamam mı? H derişimi ve çocuklar OH derişimlerim tamam mı? İşte kaçar molardır şeklinde bir soru sormuş oğlum. Düz mantık soru. Biraz sonra bunu hikaye uydurup işte şu asidin veya şu bazın tesir değeri şu şu ise işte değeri kaçtır? pH'i kaçtır, OH derişimi kaçtır şeklinde bir yaklaşımda bulunabiliriz. Tabi bu konuyu yapıyorken arkadaşlar temel TYT her zaman burada yani yan cebimizde bulunması gerekiyor. Ben size asidik bir ortam sorduğumda o ortamda hiç OH yoktur. Bu yanlış bir ifade. Mutlaka asidik bir ortamda OH, bazik bir ortamda çocuklar H artı iyonları mutlaka bulunmalıdır. E, ama e, verilen değerler oldukça küçük olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu konu için konuşalım. Burada pH'in arkadaşlar 7'den küçük olması ortama ortamı asidik kılacaktır. Peki pOH kaç? pH da pOH'ın toplamı her zaman 14 olacağı için pH'e 2 verdiğim için çocuklar pOH da burada 12 bulundu diyelim. E bizler pH ile toplamının 14 olduğunu biliyoruz. O zaman pH'i arkadaşlar 2 olan biri için hidrojen iyonları derişim. Çünkü burası tabi biraz ezberden yapılması gereken kavramlar. Çünkü biz matematikte her defasında kologaritma e, almamız icap edecek ve bunun 10 üzeri üstel şeklinde yazacağımız için gereksiz matematiğe başvurmuş olacağız. Küçük bir ezber, küçük tatlı bir dokunuş bizi burada e, daha seriye bağlayacaktır. Hidrojen iyonları derişim çocuklar burada 10 üzeri eksi -2 molarite olmuş olmalı isterseniz çarpanlarından isterseniz POH -şey yola çıkın arkadaşlar. Burada sizi kimse illa şunu yapın illa bunu yapına dönüştürmeyecektir. Tamam mı? POH -şey için konuşuyorum arkadaşlar. Ne var burada POH -şey için konuşursam? O zaman OH iyonları -şey derişimi de olmuş oldu. Benim poh değerim kaçtı? 12 idi. O zaman oh değerim arkadaşlar. 10 üzeri eksi 12 modelite e çıkmış oldu. Yorum yapabilirim yani yine burada. H+ iyonları derişim arkadaşlar o H+ iyonları derişimden büyük oldu büyük olduğu için ortam asidik oldu vesaire vesaire peki bu düz bir soruydu arkadaşlar tamam mı şimdi biraz hikaye olmuş olsa idi soruda tamam mı yani bu da aslında bizim bir önceki sayfamızdaki yan başlığımızla fatıra biliyor tamam mı kuvvetli asitler ve çocuklar kuvvetli tamam mı kuvvetli bazılar için konuşalım kuvvetliden kastımız çocuklar nedir burada Hı? Suda çok iyi çözünmesi mi? Hayır. Suda zaten bunlar arkadaşlar genel olarak iyi çözünüyorlar. Bizim asitlerimiz veya bazılarımız arkadaşlar zaten sulu ortamda oldukça iyi çözünüyorlar. Burada arkadaşlar kuvvetlilik kelimesi tamam mı? Kuvvetlilik kelimesi arkadaşlar. Asidin yukarı ya da tamam mı? Bazın suda %100 iyonlaşması anlamına gelir. Tamam mı? İyonlaşma arkadaşlar. Tamam mı? Bir çözünme demek değildir. Orantılı kavramlardır. Ama çocuklar aynı ifade değildir. Notum var benim burada. Tamam mı? Lütfen dikkat edelim. Şimdi hepimizin bildiklerinden yola çıkalım. İleride en zamanda yine bunların ispat noktası yapılacak. Örneğin hidrojen flororası ile çocuklar hidrojen klorurasıdır. Tamam mı? Ee, bakıldığı zaman Şimdi ikisi için konuşuyorum. İlk sorumu sordum. Hangisi suda tamam mı daha iyi çözünür? Daha iyi çocuklar tamam mı çözünür derse? Hidrojen florur arkadaşlar su ile hidrojen bağı yaptığı için arkadaşlar tamam mı daha iyi çözünür? Daha iyi çözünür. Hidrojen florur arkadaşlar suda oldukça iyi çözünür ama yamuk yamuk olmasını buluyor arkadaşlar burada dipol dipol baskınlığı kalır. Dipol dipol baskınlığı kalır. Hidrojen bağı yapmak e, çözünmeyi ciddi anlamda arkadaşlar etkileyen bir faktördür. Peki diğer sorumuz geliyor arkadaşlar. Hangisi daha iyi asittir dersi arkadaşlar. Bu tamamen arkadaşlar tamam mı? İyonlaşması ile ilgili kavramlardır. Örneğin hidroklorik asit kuvvetli basittir. Suya atıldığı zaman arkadaşlar ne yapar? %100 iyonlaşır ki bizim konumuz bu zaten. Ne verir ortama? Hidrojen ve klor iyonlarını arkadaşlar vermiş olur. Peki hidrojen floruru baktım arkadaşlar. Bu ancak suyun yardımı sayesinde. Çünkü florun negatifte kuvveti çok büyük olduğu için çocuklar hidrojeni çok fazla kendine sarabiliyor. Çok fazla polaritesi var burada. O yüzden su sayesinde suyun burada bas kimliği yüzünden haşına yapabiliyor kendine. Nispeten çekebiliyor. Çektiği için ve çocuklar olaylar zorlaştığı için. Burada yüzde bir verimden söz edemeyiz. Burada dengeden söz edeceğiz. Bir dahaki dersimizde. O zaman ne var burada? Hidroyum iyonları artı flor iyonları olmuş oldu. Şunu demeye çalışıyorum. HF arkadaşlar suyu daha çok seviyorken hidrojen kloru arkadaşlar daha iyi tamam mı iyonlaşıyor diye söyleyebilirim. Daha iyi çözünen HF ama şu kadar daha iyi iyonlaşan tamam mı HCl olmuş oldu. Peki arkadaşlarım son bir notumuz var burada aslında. Son bir notumuz var. Yine bilindik bir kelime. Tesir değeri kelimem tamam mı arkadaşlarım? Tesir değeri kelimem var burada. Peki. Nedir tesir değeri arkadaşlar? Tesir değeri. Hı? Asitlerde tamam mı? Çok kaba tabirli asitlerde arkadaşlar. H sayımken bazılarda arkadaşlar doğru mudur? Yani OH sayısı denilebilir. Peki. Yani ben size soruda şu asidin veya şu bazın pH'i veya POH'ı karşı dersem arkadaşlar gelip asidin veya bazın kendi derişimini almayacaksınız arkadaşlar tamam mı? Burada asidin derişimi arkadaşlar tamam mı? Bunun eksi logaritması size pH'i veren bir faktör değildir. Asidin içindeki arkadaşlar tamam mı? hidrojenin logaritması size pH'i verecektir. Tamam mı? Lütfen dikkat ediniz. Yine keza baz için de aynı şeyi söyleyeceğim ben burada. Dikkat etmem gereken iki nokta var. Bazın arkadaşlar tamam mı? Eksi logaritması size arkadaşlar pOH değerini vermez. Bu yanlıştır. Bazın ortama sunduğu OH'ların arkadaşlar tamam mı? Derişim değeri, derişim değeri arkadaşlar size ne yapacaktır burada? pOH değerini verecektir. Tamam mı? Evet, lütfen vurgulara, kelimelere dikkat ediniz. Şimdi arkadaşlar biz burada birkaç numune de olsa kuvvetli asitleri e, laf atmak isteriz. Mesela bir soru çocuklar kuvvetli asit üzerinden yola e, gelip de sorulmuşsa özellikle sorulan soruların burada nitrik asit, sülfürik asit, e, işte perklorot asidi, hidrojen yodür arkadaşlar tamam mı? Hidroklorik asit şeklinde sorulacağını. Kuvvetli bir bas olduğu zaman arkadaşlar bunlar çok da fazla popüler olmakla birlikte sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit üzerinden tamam mı? Geleceğini mutlaka bilmeliyiz. Yine bunlara kuvvetli anlamda kalsiyum hidroksit de örnek verilebiliyor. Peki arkadaşlarım devam ettik. Şimdi arkadaşlar yaptığımız yorumları veya sayısal kavramları birazcık cetvel konusunla bağlaştıralım tamam mı? Bizim arkadaşlar anlattığımız burada anlattığımız asit bas konumuzu tamam mı arkadaşlar? Periyodik cetvelle arkadaş ilişkilendirelim. Bu çok fazla konu değil ama bir 4-5 madde ilişkilendirmek istiyoruz arkadaşlar tamam mı? Mesela adım adım gidelim. Bunların birincisi arkadaşlar. Nedir arkadaşlar? Ha? Özellikle bir AK grubu için konuşuyorum. Metallerin oksitleri oksitleri baziktir. Oldukça çocuklar popüler bir kavramdır bu. Oldukça popüler bir kavramdır. Nasıl artar arkadaşlar bu? Sol tamam mı? Ve aşağı doğru bu ifade artar tamam mı? Ne artar? bazik özelliğin artar tamam mı bazik özelliğin artar İkincisi şimdi ilk konumu aslında laf atıyorum ben burada çünkü çok mübalağımız var yani e, bazik özelliklerin burada bu şekilde olduğunu söylüyorum ama her metalin kimliği ortamı bazik yapmaya müsait değil eğer bir arkadaşlar metal tamam mı am fo terse o zaman oksitleri de oksitleri de tamam mı amfoterdir diyebiliyorum. Mesela işte al sana pabuç zannetme çarık be hikayesinde özellikle alüminyum 13. elementimiz çinko çocuklar tamam 30. elementimiz çok popüler amfoter metallerdir. Mesela alüminyum arkadaşlar amfoterse alüminyum oksit ve alüminyum arkadaşlar hidroksit de tamam mı? Amfoter bir bileşiktir tamam mı denilebilir burada. Peki arkadaşlarım hadi bakalım devam ettik şimdi. Üçüncü ifademize baktık burada arkadaşlar tamam mı? Üçüncü ifademize baktık. Popülerlerden gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ya da grubu için konuşursam neydi bunlar işte flor klorun burnunu ısırdı hikayesinde. 9. Doğru mudur? 17. 35. ve 53. elementlerimize laf attık arkadaşlar burada. Eğer biz bunların başlarına arkadaşlar birer hidrojen koyarsak ne olurdu bunlar? Biz bunları asitlemiş olduk. Peki bu görselde arkadaşlar nasıl olacak? Aşağı doğru tamam mı? Asidik özellik tamam mı? Asidik özellik arkadaşlar artar diyebiliriz. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Tamam mı? Bunun sebebi ne peki? Çünkü çünkü Aşağı doğru ne artıyor bu sefer ne? Çap çap büyür. Çapın büyüme sonunda arkadaşlar o zaman ne olur? Hidrojen A metalden uzaklaşır. Uzaklaşır. Suya kolay geçer. Bu da ne yapar arkadaşlar? Asidik özelliği tamam mı? Arttırmış olur. O zaman asidik özellik arkadaşlar tamam mı? Aslında çaplı orantılı. Şöyle demek istiyorum ben. Ee, bağ kuvvetini sevmeyen bir kavramdır. Tamam mı? Asitlik özellik arkadaşlar. Bağ kuvvetiyle terstir. Bağ kuvvetiyle terstir. Çünkü florun çekme kuvveti çocuklar çok fazla olduğu için ne yapıyor mesela HF'yi? Kendine çok fazla çekiyor. Çektiği için mesela arkadaşlar HF oldukça zayıf bir tamam mı? Asit özelliği göstermeye başlıyor. Haliyle ölçümlerindeki sabitlerde küçülmeye başlıyor. Ama HCL, şu HPR, H'ı arkadaşlar e, tabiatta kuvvetli tamam mı? Bir asit özelliği göstermeye devam ediyor diyebiliyorum. Peki arkadaşlarım devam ettik burada. Dördüncü maddemize geçtik arkadaşlar. Evet. Şimdi yeda grubunun arkadaşlar bir muadil örneğini flor tamam mı? Klorun burnunu ısırdı hikayesine Mesela şu ikisinden yola çıkalım tamam mı? Ee, birer oksijen eklersem yani HOCl ve HOBr'yi kıyaslamaya kalkarsam tamam mı? Ne olacak bu seferin arkadaşlar? Bir önceki örneğin gibi olmayacak. Sebebi ne? Şimdi elektro negatifliğe bakarsam kim kiminden daha büyük burada? Klor çocuklar burada. Bromdan tamam mı? Daha büyük. O zaman ne yapacak çocuklar klor burada? Oksijen daha çok sahip çıkacak. Brom çocuklar daha az sahip çıkacak. Çünkü klor oksijen çocuklar çok daha sahip çıkacağı için haş daha çok başı boş kalacak. Haşın daha çok çocuklar başı boş kalması tamam mı? Ortama daha çok haş artı vermek zorunda kalacağız biz burada anlatabildim mi? Daha çok haş artı vermek zorunda kalacağız. O yüzden arkadaşlar kim daha iyi asidik özelliklidir derse burada haş ile çocuklar tamam mı? HOBR'yi yenecektir. O zaman uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Birazcık ben burada floru tenz etmek istiyorum. Tamam mı? HOCl, HOBR, HOIyodür. Tamam mı arkadaşlar? Yani hmm, hipoklorit, hipobromit, hipoiyodit asitlerini ben kıyaslarsam yukarı doğru arkadaşlar bu seferine tamam mı? Asidik özellik arkadaşlar tamam mı? Artmış olacak diyeceğiz. Peki hemen arkadaşlarım konuyla ilgili son kavramlara yaklaşıyorum diyebilirim tamam mı? Beşinci önerime baktım arkadaşlar. Evet. Okside sayısı. Doğru mudur? Okside sayısına göre bakarsam arkadaşlar yani ametale sahip çıkma ilkesi bu. Ametale aslında sahip çıkma ilkesi. Tabii birbirlerine muadil örnekler yazmak istiyorum arkadaşlar burada. HClO4 HClO3 HClO2 H, C, L, o örneklerine bakarsam arkadaşlar oksijen sayım arttıkça tamam mı asitik özelliğinde artacak asitik özellik artar bunun sebebi arkadaşlar çok fazla oksijenin çok fazla arkadaşlar oksijenin tamam mı klora çok fazla ne yapması arkadaşlar sahip çıkması bu çok oksijenin klora daha sahip çıkması. Bu da çocuklar daha daha sahip çıkması. Bu da arkadaşlar çok daha sahip çıkması tamam mı? Oksijen sayısı çok olduğu zaman çocuklar çok daha sahip çıkacaktır. Azaldıkça bu sahiplik ilkesi arkadaşlar azalmaya devam edecektir diyebilirim. Tabi çok çocuklar sahip çıktıkça haş ne yapıyor burada? Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Daha serbest kalabiliyor. Daha serbest kalması o ortamın daha iyi, ısrar, daha iyi baz olduğunu bize vurgulatabiliyor diyebilirim. Beş temel kavram var. Belki bir iki bir şey daha söyleyebilirim arkadaşlar. Cetvelde ana esas konular bunlar. Peki hocam birden fazla farklı konu başlığının asitleri veya bazları eğer kıyaslanırsa o zaman arkadaşlar nasıl yapacağız? O konuya pek çocuklar yanaşmayacağız. İşin gerçeği oksijenli bir asitle oksijensiz ama çok kuvvetli bir asit veya işte birbirlerine göre daha solda ama solda olup da diğeri daha altta olan bir baz örneğin çok da fazla karşılaştırmaya girilmez arkadaşlar. Öyle olması için bize mutlaka soruda tiyo verilmesi lazım bunların asidik veya bazik sabitleri iyonlaşma yüzdesi anlamında arkadaşlar tamam mı? Veya Negatiflik veya çap gibi kavramların verilmesi lazım ki ben birden fazla birbirlerinden farklı asitlere veya bazıları kıyaslama örneğinde bulunabileyim. Altıncı kavramımız biraz toplama bir kavramı olsun arkadaşlar tamam mı? Altıncı kavramımız biraz toplama bir kavramı olsun. Hidrojenli bileşikler diyeyim arkadaşlar son kez. Tamam mı? Tamam ama bir genelleme yapacağım. Başka herhangi bir şey yapmayacağım. 4A grubunda metan gazı, CH4 gazı. 5A grubunda NH3 arkadaşlar tamam mı? Ee, 6A grubunda arkadaşlar tamam mı? H2O 7A grubunda arkadaşlar tamam mı? Ne olmuş oldu mesela? Ee, hidrojen florür Olmuş olsun. Yani şunu demeye çalışıyorum örneklerde. Oksijenli bileşikler olduğu zaman ee, hidrojen beskili olduğu zaman arkadaşlar artık tepkiler farklı farklı olmaya kalkıyor. Mesela deviye göre her haş bulunduran yapı asittir gibi bir ortaya bir ifade vardı. Ama bunun ben doğru olmadığını görüyorum burada. Çünkü bunların ölçülmüş KA ve KB sabitleri yüzünden metan gazı örneğin arkadaşlar nötr yapılı iken amonyak arkadaşlar tamam mı bazik yapılı bir madde haşikiyor arkadaşlar. Amfotar kimlikli bir maddeyken HF'si arkadaşlar asidik özelliğe daha hakimdir diyebiliriz. O zaman sağ ve üstlerde e, asit daha ön plandayken arkadaşlar sol ve altta birazcık daha bazik e, ön planda diyebilirim. Peki bu kavramlar arkadaşlar bize soru yaptırma yeterli olacaktır. Dediğim gibi bunların dışında daha kavramlarımız var ama e, sıralama gerçeğinden sapabiliyorlar arkadaşlarım. Peki devam ettim. Konuşalım birkaç kavram üzerinde. Demiş ki H, o H'tan büyük ise pH ise pOH'tan büyüktür demeye getirmiş. Bu da arkadaşlar kesinlikle sayısal değerler vere vere e, bir yapılandırmaya gidin. Yoksa çok fazla yanılgıya uğrayabilirsiniz burada. Örneğin H, o H'tan büyük olan bir kavram. Nedir haş o H'tan büyük olduğu bir kavram? Tamamen sallıyorum. 10 2 modelite 10 12 modeliteden büyüktür. Evet, matematik olarak büyüktür x logaritmasına baktığında 2 12'den büyük arkadaşlar tamam mı? Olmayacaktır. Bazik bir çözelti. POH. Bugün için benim arkadaşlar kendi adıma söyleyeyim yeni bir kavram. Ben daha çok pH'den yola çıkmayı seviyorum. Kendime somut sayısal örnekler vere vere gitmeyi seviyorum arkadaşlar. Mesela bir bazik örnekte pH kaç olmalı? 7'den büyük olmalı. Mesela 10 olmalı. E pH 10 arkadaşlar o zaman pOH kaç çıkacaktır? 4 çıkar ki bu da 7'den büyük olmaz. Bu yanlışımız olmuş oldu bizim. Sıcaklığımız yukarı değeri her ne olursa olsun bütün sorular için pH, pOH eşit arkadaşlar. Bu sistem bana nötr sistemi verecektir. Suda çözündüğünde kısmen yoğunlaşan asitler arkadaşlar kuvvetli değil zayıf asitler ve zayıf bazlar deriz. Bir dahaki konumuzun ana ünitesi zaten kendisi. Bizler su yattığı zaman %100 yoğunlaşanları kuvvetli kelimesini söylüyoruz. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Peki. Demiş ki şimdi OH'ım 10 üzeri 9 olduğunda pH'im kaçtır demiş diğer bir örnek arkadaşlar. Samimi bir soru. İki yoldan yapabiliriz. Sallıyorum yani OH derişimim 10 9 modeli arkadaşlar. H ile o OH haşın çarpımı her zaman kaçtı? 10 üzeri eksi arkadaşlar 14'tü. O OH değerini biliyorsam çocuklar H'ın değeri kaç gelecek burada? 10 üzeri eksi 5 modeli gelir. Eksi logaritmasına çocuklar p h'ıma 5 gelir diye biliyorum. Peki. pH'in pOH'tan farkı 6'ymış arkadaşlar. Buna göre pOH kaçtır diyor. Şöyle yazabilirim. O zaman pH yerine 6 artı pOH yazarım. Ben bir şey biliyorum. pH da pOH'ın toplamı kaç yapıyordu? 14 yapıyordu. O zaman pH yerine 6 artı pOH artı pOH yazıp 14 yapabilirim. Attım. 2 çarpı pOH 8 geldi. O zaman pOH'ım kaç geldi? 4 gelmiş oldu. P aşım 4 ise ki onu soruyor zaten. P aşımda 10 kalacaktır demeye getirdim. Peki. Devam ettim. Örnek 3 için arkadaşlar. 25'te OH yönderişim bu kadar ise pH değeri kaçtır demiş. Aksak logaritma var burada. Lütfen dikkat edelim. Tamam mı? Çok fazla müfret aksak logaritmaya bulaşmaz arkadaşlar ama zaman zaman işte bu işte burada olduğu gibi laf atabiliyor. Evet dinledim arkadaşlar. H'la tamam mı? OH'ın çarpımı kaç demiştim ben size? 10 üzeri eksi 14 demiştim. O zaman arkadaşlar eee ya o haştan yola çıkabilirsiniz arkadaşlar burada. İlla çarpandan hemen haşa geçirmenize gerek yok. Şimdi burada arkadaşlarım blok 2 verildiği için Turgay diyor yani birazcık o haştan yapmalısın soruyu demeye getiriyor arkadaşlar tamam mı? Birazcık o haştan yapmalısın demeye getiriyor soruyu. Evet. Peki o zaman biz de buna tabii ki bu doğru bir ifade ama işin pratik kısmını sezdirmiş biraz soru. Onu isteyelim biz de. OH'ın arkadaşlar eksi logaritmasını aldığım zaman ne verecek? Bize POH verecek. O zaman eksi logaritma arkadaşlar 2 e, çarpı 10 üzeri eksi 3'ten açarsam 3 eksi log 2'li karşılaşacağım. Değil mi? Yani burada Temel matematiğiniz bana göre çok daha kuvvetlidir. 3 eksi log 2'den arkadaşlar. Log 2 yerine kaç vermiş burada? 0.3 vermiş. Bizim kimya kitaplarımız arkadaşlar böyle sayıları severler. Log 2'ye 0.3 vermesini tamam. Çünkü log 3'e 0.5 vermesini, işte vermesini, log 4'e arkadaşlar 0.6 vermesini, log 5'e arkadaşlar 0.7 vermesini severler. Burada bildiğiniz logaritma değil size kitabın verdiği tamam mı? Logaritmaya referans olarak yapabilirsiniz. 3-3'ten 3-0-3'ten kaç buldum çocuklar? 2.7 buldum. E, Oh'un next log'unu aldığım için poh bulmuş oldum. Poh'un 2.7 ise arkadaşlarım tamam mı? O zaman çocuklar pH'in burada 11.3 çıkacaktır dedik. E şıkkında buluştuk. Diğer bir soruya baktım arkadaşlar. Diğer bir önceki çocuklar videonun başında söylediğim gibi yani benim asit bas konum birçok konuya laf atabiliyor burada. Konu zor olmamakla birlikte çağrışım yaptığı konu sayısı çok fazla olduğu için zaman zaman yorucu geçebiliyor soruların çözümlenmesi. Peki örnek 4'e beraber baktık demiş ki 25'te 900 milim arı suya 100 milim H peristaltısı eklendiğinde yeni çözeltim bromiyonları derişimi 0.1 molarit olur diyor. Buna göre arı suya eklenen H peristaltısının pH'i kaçtır demeye getirmiş tamam mı? Yani olayın bana neyi soruyor çocuklar? Arı suya eklenen H peristaltısının pH'i. Yani bana aslında başlangıçtaki tamam mı? Başlangıçtaki arkadaşlar HBr'nin miktarının eee pH değerini sormuş soru. Başlayalım arkadaşlar. Soruyu brom üzerinden sormuş. Biz öyle yapalım o zaman. HBr'yi suya attığım zaman ne gözlemleyeceğim? Hidrojen iyonları artı tamam mı brom iyonlarını gözlemleyeceğim. Soruya çocuklar her ne kadar brom üzerinden cevap versen de sorduğun cevap H üzerinden devam edecek tamam mı? Şu pH veya POH benim burada ana karakterlerim H veya OH ile alakalı. Peki broma baktım arkadaşlar yani 9 milim arı suya 100 milim H'leri eklendikten sonra yeni çözelti için brom iyonları 0.1 molarit olmuş bizler. Su ekleyip su çıkartma sonunda ne yapıyorduk? n 1 çarpı V1 eşittir. n 2 çarpı V2'ye başvuruyorduk. Benim brom iyonlarım son durumda 0.1 molarite olmuş. Sonu hacmim 900, 100 daha. 1000 milim yazmamda bir sıkıntı yok. Eşitliğin sağa solu derişim birimi anlamında aynı olduğu için. O zaman başlangıcı geliyorum. 9 milim arı suya sokmamış olsaydım ben bunu. Başlangıçta hacim kaç olacaktı? 100 milim olacaktı. O zaman ne geldi buradan? 0,1 çarpı 100. Buyursunlar. 100, 100 bölü 100'den. Ben başlangıçta 1 molariteymişim değil mi? Benim başlangıcım 1 molariteymiş. O zaman brom başlangıçta 1 molarite ise Hidrojen çocuklar başlangıçta bir modalitedir. Geldiğim ben bunun eksi logaritmasını alırsam eksi logaritma h artı eşittir çocuklar. Eksi logaritma 1 dersem 10 tabanlı bir çocuklar tamam mı? Sıfır yapacaktır şeklinde sonuca ulaştık. Peki arkadaşlarım devam edelim. Grafik çalışmamız var burada. Az önce bir konuda konuşmuştuk arkadaşlar. İşte h değişimimin arkadaşlar artış Devamiyetinde ortamın asidik özelliği vurgu yapılıyorken çocuklar bu işte bu seferin bazik özelliğin tamam mı vurgusu yapılacaktır. Peki K noktası için pH 5 demiş. Hemen çözümleyelim arkadaşlar. pH 5 olan bir şeyin derişim değeri 10 üzeri 5 mollardır tamam mı lütfen. Evet. Artık bunlar bizim için biraz daha kolaylaşmış olsun. L için arkadaşlar tamam mı? L ki ne demiş abi? He? pH 9 demiş. O zaman derişin değerim 10 üzeri eksi 9 modalite olacaktır demeye getirdim. O zaman arkadaşlar şöyle çıkacak yani k 10 üzeri eksi 5 ise o zaman c noktam kaç çıkar benim? 10 üzeri eksi 9 çıkacaktır. Çünkü çarpımları 10 üzeri eksi 14 verecek bana. Burası 10 üzeri eksi 9 çıkarsa arkadaşlar burası da 10 üzeri eksi 5 molar çıkacaktır demeye getirdik. 10 üzeri eksi 9 modaliteye 10 üzeri eksi 5 modalite buldum. Peki neye dikkat ettim ben bu soruyu yaparken? pH vurgusuna. Çünkü pH varsa o zaman kime bakarım? Hidrojen yonlarının derişim değerine bakardım. Eğer bana pOH ile ilgili bir vurgu yapısı o zaman şu kadar. OH derişim değerlerine bakardım diyorum. O zaman çok da uzatmaya gerek yok soruyu. A'nın eksi 9, B'nin eksi 5, C noktası için OH'ın 10 9 olduğunu tamam mı? Ee, D noktası için 10 üzeri 5 molarite olduğunu buldum. Yanlışı sormuş. Gözümden bir şey mi kaçtı? Gözümden bir şey kaçtı. Her 4 nokta içinde iyonlarının çarpımlarının. Evet. B noktasında OH. gözümden bir şey kaçtı. B'ye kaçtı arkadaşlar. Burada B şıkkımız yanlış tamam mı? Burada arkadaşlar B noktasında ben H iyonların derişimi 10 5 modalite buldum. O H iyonların derişimi 10 9 modalite buldum arkadaşlar tamam mı? Her dört nokta içinde iyonların çarpımları her zaman 10 14'tür diyebiliriz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Peki arkadaşlarım devam edelim o zaman. Son günümüzün son sorusu konuyu kapatacağız. X o aşık, kuvvetli, yavaş o yukarı zayıf bazdır demeye getirmiş. Buna göre hangileri doğrudur demeye getirmiş. Peki. Şimdi ne var burada? Yani ben gördüğüm kadarıyla e, o haşımın değeri eksi 1. O zaman Y'ye burada artı 1 kalmış. O haşım değeri eksi 1, iki çarpı eksi 1, eksi 2. X'e o zaman ne kalmış arkadaşlar? Artı 2 kalmış. Yani o zaman ben şöyle bir vurgu yapabilirim. Birisi birer birisi 2 grubu metalleriymiş. X burada 2A'yı arkadaşlar tamam Y de burada 1A grubunu temsil etmiş. O zaman X için 2A grubu toprak alkali metal, Y için 1A grubu toprak metali denebilir. Ne demiştik biz? Sol ve aşağı doğru tamam mı? Metallerin oksitlerinin arkadaşlar tamam mı? Oksitlerinin bazik özelliği artar. Bazik özelliği artar. O zaman Y için vurgu neydi burada? Y için arkadaşlar vurgu neydi burada? Y o haşın zayıf baz olduğunu söylüyor. Tabii ki yani çocuklar sol ve aşağı doğru bazik özellik artıyor ama anladığım şu var bir de. Bu da zayıf baz olması arkadaşlar. şuna gönlendiriyor soruyu. Demek ki Y solda mı çocuklar? Yukarılarda bir yerlerde. Yani ilk sona göre daha kuvvetli kalmış. Normalde aslında Y'nin daha kuvvetli baz olması lazım ama burada Y için bana zayıf bazdır imasına soru bulunuyor. Yani bunu bana söylüyor soru. XOH'da kuvvetli bir bazmış diyor. E sayı verebilirsiniz arkadaşlar burada. Yani o zaman XOH'ki kuvvetli bir bazsa pH'i kaç olsun? 13 olsun. O zaman zayıf bir bazsan pH'i kaç olsun burada? 10 olsun. Tamam mı? 13 10 tam büyüktür diyebiliyoruz. Evet yani yaptığımız saladaki ifadeye çok da gerek kalmadı. Peki süreyi biraz açtık uzattık arkadaşlar. Lütfen videoyu tekrar tekrar dinleyiniz arkadaşlar. Asit bas e, çok kendimi çok tekrar ediyorum diyorum ama e, çok fazla konu barındıran, matematik barındıran bir e, merkez bir konu burada. Asit bazın arkadaşlar iyi yapılması bir öğrenci adına asit bazın temel asit bazın, teğet asit bazının yani denge konusunun, çözeltiler konusunun arkadaşlar mol hesaplama konularının da ee, önemli olduğunu, bunları barındırdığını bu konuların da hakimiyetini taşıdığını söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Evde iyi çalışmalar diliyorum size. Hepinize hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.